Herkese merhaba. Bugün Afrikalı Leo kitabı, Amin Maluf'un kitabından bahsedeceğim. Kitap okuma kulübümüzle birlikte bu gece analiz ettiğimiz bir kitaptı. Ve yani çevirmeni Sevim Gündüz Raşa da bizimle birlikteydi bu gece. O yüzden çok güzel bir gece, çok verimli bir gece geçirdik. Bizimle birlikte bulunması da ayrıca bize çok katkı sağladı. Ondan birçok şey öğrendik. Mesela bu hikayenin aslında Vatikan'da, yani Amin Maluf'un Vatikan'da bulduğu bir el yazmasından çıkardığı bir hikayeyi romanlaştırdığını, kitaplaştırdığını öğrendik. Onun haricinde Sevim Gündüz Raşa bize toplantısında birkaç bildirimde bulundu. Bunlardan bir tanesi şuydu: Afrikalı Leo, Sevim Gündüz Raşa'nın en son çevirdiği kitap olma özelliğini taşıyor. Çünkü Afrikalı Leo'dan sonra internet ve bilgisayarın ülkemize girmesiyle birlikte artık hiç dil bilmeyen insanların bile bu uygulamalar sayesinde çeviri yapabildiklerini gördükten sonra işin tadının kaçtığını ve çeviri yapmaktansa kendi kitabını yazma girişiminde bulunmayı tercih ettiğini söylüyor. Şu anda 80'i geçkin yaşı bulunan bir çevirmenimiz sağ olsun bizimle toplantının son dakikasına kadar birlikte bulundu. Ve bize de bir çeviri gönderecek. Yine yaptığı çevirilerden bir örnek alacağız. Onun haricinde burada söylemek istediğim belirli noktalar var. Amin Maluf Atatürk'e hayran bir yazar. İstanbul'u, Türkiye'yi seven bir yazar. Çivisi Çıkmış Dünya kitabında Atatürk'le ilgili 3 sayfa boyunca bir metiyeler düzmüş bir yazar. Onun haricinde burada biraz kitabın çıkış noktasından bahsetmemiz lazım. Afrikalı Leo kitabında önce Hasan, daha sonra da Leo adlı karakterimiz Endülüs devletinden başlayarak Endülüs devletinin yıkılmasıyla birlikte diğer ülkelere, işte Kordoba, Timbuktu gibi, işte İskenderiye gibi, İstanbul gibi yerlere yaptığı ziyaretler, yolculuklar, gerek ticaret olarak gerekse esir alınarak yaptığı yolculuklar ve bu sırada yaşadığı olaylardan bahsediyor. Burada Endülüs Emevi Devleti ile ilgili yaptığım araştırmalarda şunları buldum. Mesela her sokakta bir kütüphane bulunduğu ve sokakta sokak lambalarının yandığı söyleniyor. Ayrıca Rönesans ve reform hareketlerine öncülük eden bir devlet olarak söyleniyor. Yakılan kütüphaneleri mevcut. Bu kütüphane yakılmasaydı şu anda bizim bilgi ve teknoloji seviyemizin en az 2 katı yüksek bir seviyede bulunabileceği iddia ediliyor. Daha sonra Granada'dan bahsediliyor. Burada aslında Granata kelimesinin buradan geldiğini biliyoruz. Granada ya da Granata Sultanı Hristiyanların, Yahudilerin fethinden sonra maalesef ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Granada'nın son sultanı şehirden çıkarken, Granada şehrinden çıkarken şehre en son dönüp baktığında çok meşhur olan Elhamra Sarayı'nın yağmaya uğradığını görüyor ve ağlamaya başlıyor. Annesi burada bir cümle söylüyor. Diyor ki: "Ağla oğlum, ağla. Erkek gibi savunamadığın ülkenden kaçarken kadın gibi ağla," diyor. Burası da Arap'ın ağladığı yer ya da gözyaşı tepesi olarak adlandırılıyor. Bu Endülüs Emevi Devleti'ni gezen, daha doğrusu o bölgeleri gezen kişilerin, turistlerin gördüğü meşhur tepelerden bir tanesi olarak biliniyor. Bunun haricinde kitapta kadın teması çok işleniyor. Yazarımızın Hasan karakterinde, çocukluğunda Hasan karakterinde olan kişi, çocukken babası hem annesiyle evli hem de daha sonra bir köleyle evleniyor. Bununla birlikte yaşanılan sıkıntılar anlatılıyor. Kendisi bunu tarafsız bir şekilde anlatırken yazarımızın da kendi hayatına 4 kişi giriyor. İlk olarak Hiba adlı bir köleye aşık oluyor. Daha sonra dayısının kızı ile evlenmesi gerekiyor. Fatma adında bir kızla evlenmesi gerekiyor. Daha sonra Nur adında eski eşi öldükten sonra hain ilan edilen, Osmanlı'dan nefret eden, çünkü oğlunun aslında veliaht olması beklenen bir kadın var. Ve en son olarak da Magdalen, yani Yahudi devşirmesi bir kadın giriyor hayatına. Burada kadınlarla ilgili maalesef toplumun kadınlara verdiği değerin yine çok az olduğunu görüyoruz. Bu Osmanlı Devleti'nde ve Türkiye'de de şu anda maalesef yaşanılan bir olay. Onun haricinde hikayede Leo sakal protestosu yapıyor.
burada bir yönetime karşı itiraz etme durumu var. Bunun haricinde kitapla ilgili bir iki tane aktarma yapmak istiyorum. Daha sonra bitireceğim. Birincisi, yazgı bir bukalemunun derisinden bile daha değişkendir. Çok güzel bir benzetme yapmış. 114. sayfada başsağlığı ziyaretleri 6 gün daha sürdü. Çok sevilen birinin ölümünün neden olduğu acıyı dindirmek için yorgunluktan daha iyi bir yol var mı? Türkiye'de de biliyorsunuz taziye ziyaretleri çok uzun sürüyor. Sevdiğini kaybeden bir kişinin yakınlarına ettiği hizmetler tartışılıyor. İşte acaba yalnız mı bırakması gerekiyor yoksa o kişiler onun yanında olup destek mi olması gerekiyor şeklinde tartışmalar yaşanıyor. 159. sayfada bir toplumun en güçsüz bireyini yalnız bıraktığı anda dağılmaya başladığından bahsediyor. Burada da sanki Türkiye'ye biraz gönderme yapıyormuş gibi görüyoruz. Şimdilik teşekkür ediyorum hepinize dinlediğiniz için. Görüşürüz.